Arkadaşlar merhabalar, kanalıma hoş geldiniz tekrarında. Şimdi bugün deforme olan Palio marka aracımızı plastik aksamlarında boya tadilat yapacağız. Görüldüğü üzere aynaların olduğu yerde, kapı çıtalarımızın olduğu yerde. Daha önce biz buraya pasta yaptırdık. Pastadan sonra cilaların bu tarafa geçmesiyle ve makinenin tam bir sağlıklı bir şekilde kullanılmaması nedeniyle çıtaları söktürmedik biz bunu. Bu şekil boya lekeleri ve cila lekeleri var. Biz bunları yapacağız. Aynı zamanda arka kelebeğin olduğu yer görüldüğü üzere bayağı bir matlaşma var. Ve tamponumuzun altları. Arkadaşlar biz şimdi bunu plastik astar olarak Akzo Nobel'den kullanıyoruz. Her yerde bulabileceğiniz akçalı, siyah mat boya. Maske için bant. Yalnız bu bantın özelliği, kaportaya yapıştığı zaman kaporta herhangi bir iz yapmaz. Bunu kullanalım. Sonrasında keçen. Arkadaşlar, şimdi ben burayı maskeleyeceğim. Maskeledikten sonra zımpara yapacağım. Zımparadan sonra astar atacağım. Astardan sonra da boyaya yatıp tamamlayacağız. İşlemlerimize geçelim. Öncelikle aynanın olmuş olduğu yere maskeleyeceğiz. Maskeyi kaportanın aksam olan kısımlarına, tam plastiğin olduğu kısma doğru güzel bir şekilde yapıştıralım. Şu kısmını açık bırakacağız. Buraya çünkü gazeteyle tekrar sıçrayan boyalar gelmesin diye. Ben şurayı şöyle kesiyorum. Rahat bir şekilde kopma sağlar bu bant. Arkadaşlar bu da ayrı bir sanat, yapıştırma sanatı. Plastik aksamın tam olduğu yere doğru yapıştıracağız. Yoksa kaportadaki boyaya zarar vermemek amaçlı. Yapmış olduğunuz masraf tamamıydı 60 lira. Yalnız sanayide biz bu işi yaptırmak istedik. Hem zaman konusunda, hem ulaşım konusunda. Arkadaşlar kapı çıtasındaki maskeleme tamam. Yalnız maskelemeye daha devam edeceğiz. Üst kısma daha boya sıçramasın diye. Gazeteyle kapatacağız. Bu şekilde keçemizi deterjan döküyoruz. Deterjanın markası çok da önemli dostu. Hafif suyla şu şekil bastırarak zımparalıyoruz. Şu üst ve alt kısımlara dikkat edelim. Bu şekil plastik aksamları önce zımparayla temizleyeceğiz. Sonrasında astar ve boya olmak üzere 3 aşamada tamamlayacağız. Arkadaşlar bu bantları parça parça kullanmanız dönüşler açısından daha kolay oluyor. Aklınız olsun.
Keman gibi uzatıp çekmeyin. Tamamdır. Arkadaşlar sağ... Arkadaşlar sol tarafın maskelemesi tamamdır. Maskelemeyi nasıl yaptık dersek, öncelikle kapı çıtalarının olduğu yere bant çektik. Sonrasında gazeteyi de bu şekil kapattık. Sıçrayan boyalar olmasın diye. Sonuçta hava alan bir yer değil burası ama ona rağmen önemimiz tam olsun. Arkadaşlar şimdi astar atıyoruz. Birazcık astar. Yaklaşık 10-15 dakika bu kuruyacak. Hafif parlaklık bir renk verdi. Komple arkadaşlar aracı kapladık. Yapılacak olan yer yaklaşık 2,5 santim ama önlem amaçlı. Yaklaşık 15 santim mesafeden atalım. Hem akma olmasın, hem damlama olmasın. Aslında böyle mi kalsak? Gayet parlak oldu. Kuruyunca tekrar aynı hale alınacak ama gaz aksamlar için astar çok önemli. Yoksa tazikli suda bunlar çıkma yapıyor arkadaşlar. Bol bol çalkalayalım. Arkadaşlar astarımız kurudu. Şimdi akçalı mat boyamızı atıyoruz. Arkadaşlar bu mat sayısı atmamızın sebebi de parlak siyah olmuş olsa üzerine tekrar vernik atmamız gerekecek. Vernik de zaman içerisinde güneşten daha da solma yapıyor.
burada tamamlanıyor. Şimdi bir kat attık. Üstten bir kat daha atacağız. Bol bol çalkalıyorum. Boya zemine çöküyor çünkü. Azıcık bekleyelim şimdi. Arkadaşlar boya işi tamamlandı. Şu anda kurudu. Yaklaşık bir 15 dakika bekleme süresi var. Şimdi gazetelerini söküyoruz. Olduğumuz bant kaportaya zarar vermeyen bir bant. İçerisindeki kağıtçı özelliğiyle tertemiz bir şekilde çıkarıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çıtaların ve aynanın son durumu budur. Arkadaşlar işlemimiz bu kadar. Aynaları ve kapı çıtaları, tampon altlarını boyadık. Biz bugün akşam bekleteceğiz. Şu anda kurumuş vaziyette ama astarın ve boyanın tam olarak kuruması için yani sabaha kadar araca binmeyeceğiz. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Esen kalın.